Bu bir common rail dizel yakıt enjektörü. Enjektör söküldüğünde içinde 30'a yakın parçanın bulunduğunu görebiliriz. Bu çalışmamızda dizel bir motorun yakıt enjektörünün nasıl çalıştığını inceleyelim. Motorda yakıt sisteminin kontrolü elektronik kontrol ünitesindedir. EQ doğrudan enjektörleri kontrol edebilir veya bazı markalarda görüldüğü gibi ara bir enjektör kontrol ünitesi de kullanılabilir. EQ birçok sensörden bilgi toplar. Yakıt sistemindeki en önemli sensör ise rail basın sensörüdür. Yakıt hattı veya rail olarak isimlendirilen parça enjektörlere yakıt sağlar. Raildeki yüksek basınçlı yakıtı sağlayan parçamız yakıt pompasıdır. EQ pompa üzerindeki yakıt miktar valfine kumanda ederek yakıt basıncını ayarlar. Motor üzerinde EQ, yakıt pompası, rail ve enjektörlerin konumunu görüyoruz. Grafikte EQ, yakıt pompası, rail, rail basınç sensörü, yakıt miktar valfi ve enjektörü görüyoruz. Enjektörün alt kısmında enjektör memesini, iğne ve basınç odasını görüyoruz. İğnenin üzerinde itici çubuk veya basınç aktarma çubuğu olarak adlandırılan parçayı yayı ile birlikte görüyoruz. İtici çubuğun üzerinde ise kumanda odasını, yakıt akış ve çıkış kanalını üzerinde toplayan valf veya valf gövdesi olarak isimlendirilen parçayı görüyoruz. Fotoğrafta valf gövdesinin sol tarafındaki akış kanalını ve üst kısımdaki çıkış kanalını görüyoruz. İtici çubuğun üst kısmı valf içinde kumanda odasını oluşturur. Çıkış kanalını açan veya kapatan manyetik valf küçük bir bilye valf ve iğneden oluşuyor. Üstünde manyetik valfin yayı. Enjektörün en üst kısmında ise solenoid valf, geri dönüş ve soket bağlantısı bulunuyor. Elektronik kontrol ünitesi solenoid valfi enerjilendirmez ve çıkış kanalı yay kuvveti ile kapalıdır. Bu durumda basınç odası ve kumanda odasındaki yakıt basınçları birbirine eşittir. Fakat yüzey alanları eşit değildir. Bu fark aşağı yönde bir itme kuvveti yaratır. Bu kuvvete yay kuvveti de eklenir. Bu sayede iğne yerine bastırılır. Elektronik kontrol ünitesi solenoid valfi enerjilendirdiğinde elektromanyetik kuvvet yay kuvvetini yenerek valf iğnesini yukarı kaldırır. Çıkış kanalını açar. Yakıt depoya geri dönüş yapar. Kumanda odasının basıncı düşer. Basınç odasındaki yakıt basıncı yay kuvvetini yenerek iğneyi yukarı kaldırır. Püskürtme gerçekleşir. Common rail motorlardaki enjektörlerden depoya dönen yakıtın miktarı doğrudan enjektörün çalışma verimi ile ilgilidir. O yüzden motor üzerinde enjektörlerin geri dönüş hattından yapılacak ölçüm ile enjektörün düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Egzoz emisyonlarını ve motor gürültüsünü azaltmak amacıyla enjekte edilecek yakıt miktarı değişmemekle birlikte çoklu enjeksiyon yapılabilmektedir. Sayı 5'e kadar çıkabilir. Örneğin, önce bir pilot enjeksiyon, sonrasında ön enjeksiyon, ardından ana enjeksiyon, son olarak ardıl ve son enjeksiyon yapılmaktadır.